Can TV 24 televizyonundan iyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün 5 Ocak 2019 Cumartesi haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı Erzincan Kayak İl Temsilciliği 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan tüm branşlarda kayak il birinciliği müsabakaları düzenlendi. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı Erzincan Kayak İl Temsilciliği 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan tüm branşlarda kayak il birinciliği müsabakaları düzenlendi. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde mehter takımı, tandırbaşı konseri, ikramlar ve müsabakalar eşliğinde düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Kahraman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Programda açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan'ın Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne sahip çıkıp buralardaki yatırımlardan faydalanmasını istedi. Hemşerilerimize de hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz Erzincan'ımızda son 17 yıldır çok ciddi ekonomik yatırımlar oldu. Bunlardan bir tanesi de Erzincan Ergan Kayak Merkezi'miz. Biz yapmış olduğumuz çalıştaylarda Erzincan'ımızın yatırım yapılacak alanlardan 2-3 tanesi çok önemli. Onları tespit ettik. Bunlar tarım ve hayvancılık, diğeri de turizm. Turizmin bir kolu olan kayak, dünyada çok gelir getiren spor dallarından bir tanesi. Biz bu sene istedik ki tüm hemşerilerimizi kayak mevsiminde buraya bir taşıyalım. Burada hemşerilerimiz, öncelikle kendi yerel hemşerilerimiz, burada Ergan Kayak Merkezi'nin ne şekle geldiğini, ne yatırımlar yapıldığını ve ne imkanlar sunulduğunu gözleriyle görsünler ve kayağa meraklarını artırmak için bu etkinliği düzenledik. Ayrıca Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ve tüm Erzincan'da bu konuyla ilgilenen yöneticilerimizle birlikte inanın çok ciddi bir seviyeye getirdik Ergan Kayak Merkezi'ni. İnşallah ilerleyen yıllarda çok çok daha ileri bir seviyeye gelecek Ergan Kayak Merkezimiz. Bugün burada gördüğüm kalabalık bizi ümitlendirdi. Kayağa çok iyi alıştırmamız lazım, özendirmemiz lazım. Kayakçı yetiştirmemiz lazım. Dünya çapında yarışmalarda başarılı olacak kayakçıları biz burada yetiştirmemiz lazım. O nedenle bugünkü etkinliği çok önemsiyorum. Burada ne yapıyoruz? Bugün bir aile ortamında Erzincan Belediyesi mehter takımı, folklor takımı, diğer yeme, içme, tandırbaş ekipleri, ikramlarımızla ve Sayın Valimizin vermiş olduğu büyük destekle burada ciddi bir organizasyon yapıyoruz. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Sizlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Her zaman böyle programlarda yanımızda oluyorsunuz. Ve buradan tüm bizi izleyen herkese, bütün dünyaya sesleniyoruz. Ergan Kayak Merkezi'ni mutlaka gelsin görsünler ve burada kayağın tadını çıkarsınlar diyoruz.
AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise önümüzdeki 5 yıllık süreçte Erzincan'ın istihdama yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini söyledi. Başkanımız bahsetti. İnşallah bundan sonraki 5 yıl şehrin bütün altyapısı tamamlandı elhamdülillah. Başka Erzincan yok. Bundan sonra Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde hem istihdama yönelik hem de şehrimizin güzelleştirilmesiyle ilgili çalışmalarımıza başladık. Sadece tek bir şeye ihtiyacımız var. O da sizin dua ve gayretlerinizle bizi inşallah burada desteklerinizle Allah'ın izniyle göreceksiniz. Erzincan dünden daha güzel olacaktır. Çünkü bugüne kadar şehrin altyapı problemleri çözüldü. İnşallah bundan sonra gençlerimize, genç kardeşlerimize, şehirde yaşayan bütün işsiz kardeşlerimizin burada istihdam edilmesi için burada Sayın Valimiz de çok gayret gösteriyor. Belediye Başkanımız da özellikle de bu şehrin evladı biliyorsunuz geçen de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ismi açıklandı. Allah'ın izniyle artık Erzincan İstanbul kardeş şehir olacak ve İstanbul'daki projelerin inşallah biz de burada bir kısmını şehrimizde görmek istiyoruz. Zaten geçmişte bunlar yapıldı. Bundan sonra da artarak devam edecektir. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise bu dönem Erzincan'a hızlı trenin geleceğini vurguladı. Ve Erzincanlılarla birlikteyim. Onun için bütün yatırımları İstanbul Erzincan fark etmez. İnşallah gelecekte daha da gelişeceğiz ve İstanbul'la kardeş şehir olacağız. Onun yolundan giderek tabii ki valilerimiz çok önem verdi buraya. Daha da önem verilecek ve gelişmesi daha da gelişecek Ergan'da ve biz her gün inşallah burada bu şenliği yaşayacağız. Bir ricam ve teşekkürüm de Erzincanlılara. İyi ki bugün geldiniz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bak belediye başkanımız sağ olsun müjde verdi. Bundan sonra dört yoldan buraya otobüsler bedava. Gelin görün, kar yiyin. Kar, en iyisi de o, kar yiyin. Karda kayın, kaymayı öğrenin ve inşallah şenliğimizi devam ettirelim. Elbette bizim bir cumhurbaşkanımız var biliyorsunuz dünya lideri. Bu hafta hep Erzincan'ı konuştu. Birinci konuşmasında maalesef 39'da olan deprem vardı ve dedi ki Erzincan depremleriyle de olsa, sıkıntılarıyla da olsa kalktı ve gelişmesi için her türlü katkı vereceğiz. İkinci konuşmada hızlı trendeydi. Farkındaysanız bütün şehirleri sayarken Erzincan'ı hiç unutmadı ve dedi ki inşallah Erzincan'a da bu dönem hızlı treni getireceğiz. Değerli arkadaşlar, hakikaten sizinle olmak demek çok konuşmayı da gerektirmiyor. Burada zevkle inşallah vakit geçireceğiz ama ben her seferinde söylüyorum. Gerçekten Erzincan 24 Haziran seçimlerinde bu ülkeye hoşgörüyü ve kardeşliğin ne demek olduğunu öğretti diyebilirim rahatlıkla. Onun için yeni bir seçim var. Bu seçimde de kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştireceğiz. Ve inşallah kardeşlik içerisinde bir seçim geçireceğiz. Elbette bizim başkanımızı seçmenizi de istiyoruz açık net. Açık net. Onun için de bu biliyorsunuz altyapıları biraz önce vekilimiz söyledi bitirdik. Bundan sonra daha iyi yaşam için daha güzel projeler yapacağız inşallah. Onun için 31 Mart'ta Mart'a kadar da kardeşlik ve hoşgörü içerisinde bu seçimi yapacağız. Birçok şey yapmıştım ama sizi daha çok bu zevkli günde sıkmak istemiyorum. Ama Erzincan'da olmak, Erzincan projeleriyle ilgilenmek, Erzincan'a yeni projeler getirebilmek, yeni gelişmeleri sağlamak en büyük zevkimizdir. Burada bize katkı veren valimize, belediye başkanımıza, vekilimize, rektörümüze ve bütün arkadaşlara, proje üreten bize katkı bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle sanayicilere çok teşekkür ediyorum. Dün organize sanayideydik. Gerçekten Erzincan'da da inşallah gelişme başlayacak ve asıl mesele gençlerimizi Erzincan'dan gitmesin diye yeni yatırımlar oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu başaracağız diyorum. Hepinize geldiğiniz için, buraya katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise bu dönem Erzincan'da 2000 öğrenciye kayak öğretileceğini söyledi. Yaptığımız çalışmaların meyvesini alıyoruz. Bugün gördüğünüz gibi Ergan Dağı'nda çarşı karışmış durumda. Sabahtan bu yana şu an saat 1.30. 3500 vatandaşımız geldi ve aşağıda hala gondola binmek için bir sıra var. Geçtiğimiz yıl 1000 öğrencimize kayak öğrettik. Gençlik Spor Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bu yılki hedefimiz 2000 öğrenciye daha kayak öğretmek. Belediyemizin yaptığı bu güzel faaliyetten ötürü ben başkanımızı ve ekip arkadaşlarını kutluyorum, tebrik ediyorum. Erzincanlı vatandaşlarımızın Ergan'a alışmaları, görmeleri, burada neler oluyor, neler bitiyor, yerinde bizzatihi aynı el yakın yaşayarak görmeleri önemliydi. Bu da bu mefkureye hizmet eden önemli bir etkinlik. Bugün burada ayrıca kayak il birinciliği yarışması yapıldı. Birazdan dereceye giren arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, gençlerimize ödüllerini vereceğiz. Ergan'ın keyfini çıkarın arkadaşlar. Vatandaşlar ise duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Adım Sena Namazlım. 5 senedir kayakçıyım. İlk Akbulut'ta yaptım. Bugün burada meteor eşliğinde kayıyorsunuz. Nasıl bir duygu? Çok iyi. Evet. Biraz sonra da Kurseris'te yarış yaptık demin. 5 yıldır kayak yapıyorum. Ve mehter takımı etkinliğinde kaydığınız için çok mutluyum. Ayrı bir zevk verici. Buradan Spor İl Müdürlüğü'ne ve devletimize teşekkür ediyorum. İsmim Kübra, soyadım Cengiz. Erzincan Mustafa Doğan Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle 6 senedir kayakçıyım ve burada yine federasyondayız. Kayıyoruz yarışmalar. Yani kazansak da kaybetsek de kayıyoruz. Çok eğlenceli bir şey. Mehter takımı geldi. Yani çok eğlenceli. Burada gösteriler yapılıyor. Buranın şenlendirilmesi benim için çok iyi ve herkes için de çok iyi. Erzincan bence bunu ve bundan daha çok şeylere ihtiyacı var. Önce adım Mahmut Özdemir. Ben burada 6 senedir kayak yapıyorum. Hani Ergan'dan çok seviyoruz arkadaşlarımız olarak. Ve Mehter Marşı'nda hani kayak yapmamız size ayrı bir gurur veriyor. Hocalarımıza, bize eğiten arkadaşlarımıza, kaydığımız herkese çok teşekkür ediyoruz, Ergan Dağı'nı yapan arkadaşlarımıza. Benim adım Yiğit Mete Sayıcı. 4,5 senedir kayak yapıyorum ve sürekli İngilizce şarkılar eşliğinde kayıyorduk. Ve şimdi Mehter Marşı geldi. Gerçekten bu başka bir duyguymuş. Herkese tavsiye ediyorum. Bunu bize sunan belediyemize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Yapılan konuşmaların ardından Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı, Erzincan Kayak İl Temsilciliği'nin tüm branşlarda kayak il birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı İsmail Taş, Can TV 24 televizyonuna ziyarette bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı İsmail Taş ve beraberindekiler Can TV 24 televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Suabi Okumuş'u ziyaret ettiler. Ziyarette konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı İsmail Taş, bu kenti yönetmeye adayız dedi. Hiç şüphesiz bölgemizdeki bu dinamikler, özellikle kentin aslında dinamosudur bunlar. Bunların varlığı, bunların düşünceleri, kente katkılarını çok önemsiyoruz.
Halil'e başkanımızla da bu anlamda ziyaret edip kent hakkındaki düşüncelerini, planlarını, bize aktarması gerekenleri. Çünkü biz aslında baktığımızda evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olabilirim ama bir anlamda da bu kenti yönetmeye adayız. Bunu hep birlikte becermemiz gerekiyor. Artık bazı dogmatik algıları bir kenara bırakıp Erzincan'ı gerçekten uluslararası bir statüye, uluslararası bir kent yapısına, uluslararası planlama algısına nasıl kavuşturabiliriz? Artık bunun çabalarını ve düşüncelerini masaya yatırmamız gerekiyor ve ortak aklı kurmamız gerekiyor. Bu anlamda da sağ olsun başkanla birlikte bu süreci paylaştık. Gerekli bilgilerini aldık. Bizi yerinde misafir ettiğinde çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Kamusen Erzincan İl Başkanlığı tarafından 2018 yılı değerlendirilmesi yapıldı. Düzenlenen programda basın mensupları ile bir araya gelen Kamusen yöneticileri 2018 yılının sıkıntılı geçtiğini ifade ettiler. Kamusen Erzincan İl Başkanı Kemal Kütük açıklamalarda bulundu. Bundan 104 yıl önce kaybettiğimiz Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Değerli arkadaşlar, kamu çalışanları 2018'i huzursuz, mutsuz, umutsuz ve ekonomik kayıplarla kapamışlardır. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz üzere enflasyon rakamları açıklanmıştır. Buna göre enflasyon geçtiğimiz yılın Aralık ayına oranla %4 azalma göstererek 20.3 olarak belirlenmiştir. Bu belirleme tüm kamu çalışanlarına inandırıcı gelmemektedir. Bilindiği üzere toplu sözleşmede 2018 yılının birinci döneminde %4, ikinci döneminde %3,5 zam ve artı enflasyon farkı eklenecektir. Dolayısıyla 2018 yılının ikinci yarısı için %6,7 zam verilmesi gündeme gelmiştir. Yani ikinci dönem için %4 zam artı %6 enflasyon farkı toplamda %10,7'lik zam verilmesi söz konusudur. Ne yazık ki biz kamu çalışanları olarak 2018'in ikinci yarısında yani Temmuz'dan Aralık ayına kadar %6,7'lik zammı farkı alamadık. Kamu çalışanları olarak bu farkı kayıp olarak kapadık. Gerçek olmayan rakamların bile altında ezildik. Hükümetimizin bu kayıplarımızı kapaması hepimizin ortak beklentisidir. Yine bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde asgari ücret belirlendi. 2020 TL olması bugünkü gerçek enflasyonun çok çok altında kaldığını düşünüyoruz. Yani asgari ücretin en az bir 2400 lira olması gerekmekteydi diye düşünüyoruz. Kamu çalışanlarla ilgili olarak sağlık çalışanları bilginiz var mı bilmiyorum. Döner sermayelerini aylardır almamaktadırlar. Bunlar ilgili tedbirlerin acilen alınması yine gerekmektedir. Kamu çalışanlarının bir diğer sorunu da gelir vergisi matrahlarına bağlı olarak Mayıs ikinci yarısı demeyeyim de Mayıs-Haziran ayından itibaren %5'lik bir artışa uğramaktadırlar. Bu da işte bazı kesimlerde Mayıs ayında bazı kesimlerde Temmuz ayından itibaren %15'lik vergi dilimi %20'ye çıkmakta. Bu da %5'lik bir kayba sebebiyet vermektedir. Yani bildiğiniz gibi daha önceden bir Eşer Mobil sistemi vardı. Enflasyon farkları bu Eşer Mobil sistemine göre aylık olarak maaşlara yansıtılmaktaydı. Dolayısıyla kamu görevlileri bu noktada mağdur olmamaktaydı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın söz verdiği öğretmen, imam, polis ve hemşirelere verilmesi öngörülen 3600 ek gösterge verilmemiş, sadece öğretmenlerin 100 günlük eğitim programı içerisinde alınmıştır. Aslında ek göstergenin sadece imam, polis, öğretmen, hemşire değil de tüm kamu çalışanlarına kademeli olarak verilmesi daha uygun olacaktır. Bu sosyal devlet anlayışına belli kesimi ayırt etmek aykırı bir davranıştır. Dolayısıyla verilecekse hepsine birden verilmelidir. Tabi hepsine 3600 diye verilmesi söz konusu değil. İşte olmayanlara 2000'den başlatılır. 2200, 3000, 3600, 3200 gibi bulunduğu, almış olduğu eğitime göre bu değişiklik gösterebilir. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenler arası alan değişikliği yapılmıştır. Bu alan değişikliği içerisinde alan açılmış ancak okullar açılamadığından kimse müracaat edememiştir ya da müracaat edenler atanamamıştır. Oysa ki alan değişikliği yapılıyorsa eğer arkadaşlar da çalışanlar da bu noktada kendi alanlarına geçmek istiyorlarsa bunlara bir öncelik sağlanmalıydı. Alan değişikliği açıldı, müracaatlar yapıldı ancak
okullar açılmadı. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı da yaşamış olduk. Yani bu çeşme yapıp da bir noktada su akıtmamaya benzeyen bir olay oldu. Çeşmeyi yaptılar ama su yoktur. Alanı açtılar ancak okulları açmadılar. Bu dönemde kamu çalışanlarının huzur üstünden bir diğer konu sözleşmeli memur alımlarıdır. Şimdi artık tüm kurumlara sözleşmeli memurlar almaktadır. Bu 24 Haziran seçimleri öncesinde Sayın Başbakanımız ya da şimdiki Meclis Başkanımız Binali Yıldırım da söylemişti. Biz bütün kamu çalışanlarımızın sözleşmeli olmasını istiyoruz diye. Size sözleşmeli memur almak hakikaten çok düşündürücü. Ülkemiz için hakikaten bir ayıp olarak görüyoruz. Sosyal devlet ilkesi anlayışıyla kesinlikle bağdaşmayan bir durumdur. Biz herkesin kadro olmasını istiyoruz. Herkesin kadroya ya da şu andaki sözleşmelerinde yine kadro olarak çalışmasını istiyoruz. 4C'den 4B'ye atananlarla ilgili yine sorun devam etmektedir. İsimleri değişmiştir. Ancak icraatta, ücrette, özlük ya da sosyal ekonomik haklarda hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Sadece 4C'liler 4B'li olmuştur. Mülakatla yine gündemimizde çok yer alan mülakatta memur alımları, bu da hakikaten çağ dışı bir olaydır. Mülakat Türkiye'de eşittir, torpil anlamına gelmektedir. Biz her türlü mülakata kesinlikle karşıyız. Mülakatlı öğretmen alımları, mülakatlı memur alımları kabul edeceğimiz bir durum değildir. Ha, bu KPSS ile yapılabilir. Ha, güvenlik soruşturması açısından bakıyorsanız eğer güvenlik soruşturmasını sonuna kadar yapabilirsiniz. Sıkıntılı bir durum varsa kesinlikle biz istemeyiz. Herhangi bir terör örgütüyle ilgili olan kişilerin gelip de kamuda memur olarak çalışması bizim de hoşumuza giden bir durum değil. Ancak bunu mülakatla yaptığınız zaman işte işin boyutu değişmektedir. Bir takım cemaatler, bir takım sendikalar, bir takım partiler bu noktada kendi adamlarını iş almak için bir takım çalışmalar yapmaktadır. Bu da liyakatı maalesef öldürmektedir. Hak eden hak ettiği işe girememektedir. Dolayısıyla toplum içerisinde huzursuzluk ya da barış olmamaktadır. Bizim milli eğitimle alakalı olarak ücretli öğretmenler biliyorsunuz çalıştırılmakta. Türkiye genelinde 70 bin tane ücretli öğretmen olduğu söylenmektedir. Bu 70 bin ücretli öğretmenin yerine biz kadrolu öğretmenler istiyoruz. Ücretli öğretmen, şimdi geçtiğimiz günde de Sayın Bakanımız 97 bin tane öğretmene ihtiyacımız olduğunu söyledi. Ücretli öğretmenlerin ders ücretlerini yükseltileceğini söyledi. Bu ders ücretlerini yükseltmenin eğitime bir fayda sağlayacağı kanaatinde değiliz. Kesinlikle ücretli öğretmenlik istemiyoruz. Herkes kadrolu olsun, herkes işini bilsin. Hatta bu eşit işe, eşit ücret ilkesine de aykırı bir durumdur. Düşünebiliyor musunuz? Bir kurumda 3 ayrı personel istihdam ediyor. Ücretli, sözleşmeli, kadrolu. İşte birine veriyorsunuz 1500 lira, birine veriyorsunuz 2500 lira, birine veriyorsunuz 3500 lira. Oysa ki üçünün yaptığı iş de aynıdır. Dolayısıyla bu iş yeri barışını huzurunda bozmaktadır. Bunu da en kısa zamanda düzelmesini istiyoruz. Evet, eğitimde kaliteyi istiyorsak eğer ücretli değil kadrolu öğretmenlere yer vermemiz gerekir. Sözleşmeli öğretmenler bir diğer sorunlarımızdan biri de daha önce 4+2 olarak istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler bu eğitim vizyonu 2023 ile birlikte 3+1'e indirilmiştir. 3+1 doğru mudur? Belki 4+2'ye göre daha iyidir ama biz kesinlikle kadrolu öğretmen istiyoruz. Yani 4+2, 4+1, 3+1, 3+2 gibi söylemler kesinlikle kandırmacadır. Bunların olması çok doğru değildir. Bu nedenle sözleşmeli ya da 3+1 bunu da kabul etmemiz mümkün değildir. Burada devletimizin ya da hükümetimizin yapacağı iş, en büyük, en önemli iş aile bütünlüğünü korumak olmalıdır. İlimizle ilgili olarak en büyük sorunlardan biri bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl şeker fabrikamız satıldı. Oradaki personelin bir kısmı değişik kurumlara tayin istediler, geçiş yaptılar. Bir kısmı orada kaldı. Bir kısmı emekliye ayrılmak durumunda kaldı. Buradaki memurlarımız hakikaten büyük bir kısmı mağdur edildi. Orada satılmayan bir makine fabrikamız var. Makine fabrikamızda şu anda herhalde büyük bir sorunlar var. O sorunlarla boğuşuyorlar. Fabrikaya alan şirket duyduğum kadarıyla makine fabrikasına enerji ya da elektrik vermiyor. Kalorifer ısı vermiyor. Bu hakikaten kabul edilebilir bir durum değildir. Şeker fabrikasını satmakla üretimin çok artacağını iddia edenler bugün üretimin 1/3 oranında azaldığı görülmektedir. Burada köylülere baktığınız zaman şeker pancarlarını sattıklarından %10'luk gibi bir kayıplarıyla karşılaşmaktadırlar.
Dolayısıyla burada şeker fabrikasının satılması, üretimi artırmamıştır. Oradaki çalışanları mağdur etmiştir, köylüyü mağdur etmiştir, Erzincan'ı mağdur etmiştir. Dolayısıyla da bu özellikle makine fabrikasında çalışanlar için acil önlemler alınması gerekmektedir diye düşünüyoruz. Burada yine geç vardiya işçileri ya da memurları büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Buna da en kısa zamanda bir çözüm bulunması gerekmektedir. Biz, değerli arkadaşlar, biz kamu çalışanları olarak hükümetimizden %26 zam istemiyoruz. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz. Biz birilerinin hakkını yiyerek bir yerlere müdür olmak, şef olmak ya da memur olmak istemiyoruz. Adalet ve liyakat istiyoruz. Biz insanların ayrıştırılmasını değil, ülkemizin birlik ve beraberliğimizin ebediyen sürmesini istiyoruz. Biz gerçek anlamda daha önceden bildiğiniz yeni kapı ruhunu istiyoruz. Ben bu vesileyle de 10 Ocak bildiğim kadarıyla Gazeteciler Günü. Ben bugünden hepinizin Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Hepinize sağlık, mutluluk, başarı, huzur dolu bir 2019 diliyorum. Sayın seyirciler, Erzincan Tapu İl Müdürü 2018 yılına ait değerlendirmede bulundu. Erzincan Tapu İl Müdürü Arif Ziya Topçu 2018 yılına ait değerlendirmede bulunurken 2019 yılı için beklentilerini dile getirdi. Erzincan Tapu Müdürlüğü'nün 2018 yılındaki faaliyetlerini değerlendirecek olursak, bunu daha iyi anlayabilmek adına 2018 yılını 2017 yılı ile kıyaslandırmak zorundayız. 2017 yılında Erzincan Tapu Müdürlüğü 14.093 işlem sonuçlandırmıştı. Bu yıl ise sonuçlandırdığı işlem sayısı 16.666'dır. Bu da yaklaşık 2 yıl arasında 2573 sayılık bir işlem hacmi artışı, oransal olarak ise %20'ye yakın bir oransal artışı göstermektedir. Erzincan Tapu Müdürlüğü 2018 yılında sonuçlandırdığı 16.666 işlem ile kendi tarihinin rekorunu kırmış ve Erzurum ve Erzincan bölgesindeki 65 adı Tapu Müdürlüğü içerisinde de birinci sırayı almıştır. Tabiri caizse Erzincan Tapu Müdürlüğü Doğu Anadolu'nun birincisi durumundadır. 2018 yılındaki işlemlerimiz bu şekilde sonuçlandıktan sonra 2019 yılı ile ilgili beklentilerimize gelince, 2019 yılında Erzincan Tapu Müdürlüğü çalışanlarının özellikle özlük hakları ve çalıştığı mekanlar itibariyle daha müreffeh alanlarda hizmet vermesi en büyük dileğimizdir. 2019 yılında hizmet kalitemizi birkaç kat daha yukarıya çıkararak zirvede bulunmak istiyoruz. 2018 yılı ile ilgili Erzincan Tapu Müdürlüğü'nün bu başarısında Erzincan Tapu Müdürlüğü'nün mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan mesai arkadaşlarımın büyük rolü vardır. Kendileriyle gurur duyuyorum ve kendilerine müteşekkirim. Dolayısıyla 2019 yılında da kendilerinden yine özverili çalışmalarını ve vatandaşımıza hizmette güler yüze, hoşgörüye önem vermelerini beklemekteyim. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.